Evet arkadaşlar, bugün sizler için iş yerinde, şirkette bir iş günümü video olarak çektim, hazırladım. Sizlere izlettireceğim. Evet, bugün işe daha havalı olsun diye video arabayla geldim. Normalde fazla arabayla gelmiyorum. Trafik yoğunluğu ve benzin pahalılığından dolayı. Evet, her zamanki gibi arabayla geldim. Havalı bir şekilde arabadan indim. Etrafıma bir baktım. Yavaşça kapıya yöneldim. Kapının normalde açık olmaz ama açık olduğunu gördüm. İçeri girdim ve arkadaşları görünce günaydın dedim. Her sabah orada bir iki kişi çay kahve, kahvaltı sonrası çay kahve içerken görüyoruz. Hemen şirkete girdim. Kapıdan içeri. Kapıdan girdiğimde ilk gördüğüm kişi Trakyalı. Trakya kızı Ezgi oluyor. Hemen o Ezgi'nin odasını kısaca bir geziyoruz. Ezgi o kadar çok çalışıyor, o kadar donanımlı biri ki görüyorsunuz, çalışırken kimseyi gözü görmüyor, biz de görmedi. O kadar çekim yapıyoruz, bizi görmedik. Çalışırken kimseyi gözü görmez çünkü. Evet, oradan çıkıp Mücahit Başkan'ın yanına gidiyoruz. Mücahit Başkan her zamanki gibi her masada var. Bütün donanımıyla her işi çözmede adeta bir profesyonel olmuş durumda. İşte yine çözüm üretiyor. Müge Başkan'a daha sonra tekrar geleceğiz. Şirketin çalışma odasından bizim çalıştığım odaya gidiyoruz. Evet, her zamanki gibi içeri girdim. Sergen'in klimayı açtığını fark ettim. İçerisi soğumuştu. Hemen iş koltuğuma başladım. Saat 9.25'i gösteriyordu. İşe başladığım zaman da hemen gözlüklerimi taktım. Yakın okuma gözlüklerim. Evet. Ve işe başlıyoruz arkadaşlar. Her zaman bu koltuğa gelip kahvaltımızı, çayımızı içtikten sonra işe başlıyoruz. Ve gün boyu farklı farklı filmler, farklı farklı belgeseller, diziler derken günümüz böyle çalışarak geçiyor. Bu koltukta adeta oturmaktan yapışıyoruz koltuğa. Arada çay kahvemizi de yudumluyoruz. Evet, bugüne kadar sayısız film izledik. Kaç bin tane film dersem, 2000 tane mi, 5000 tane mi, 10.000 tane mi? Hep izledik. Film izleyerek para kazanıyor diyorlar dışarıdan bakıldığında. Durum hiç de öyle değil aslında. Böyle yatakta uzanarak film seyretmiyoruz tabii. Hep böyle dikkat ve mesaimiz bitti. Akşam giderken arkadaşlara uğruyoruz. Kayıt mahallesine uğruyoruz. Yani bizim mix yapmamız için buradan iş çıkması lazım. Burada da ilk uğradığımız stüdyo 3 Uğur arkadaşımız. Görüyorsunuz ne kadar konsantre olmuş durumda işe. Bir işe konsantre olur, bir de iyi yemeğe konsantre olur. Her ne kadar bu aralar rejimde olsa da rejim bile durduramıyor onu. Rus rejimi değil tabi. Yemek rejimi. Evet. Murat arkadaşımız da hem teknik kısmında hem de dublaj kısmında, o da her masada olanlardan. Saçlarını kestirdi. Uzun saçlıydı. Havalı olduğunu zannediyordu ama şimdi daha havalı hissediyor. 2 numaraya geçiyoruz. Oradan Stüdyo 1'e geçiyoruz. Stüdyo 1'de de Joker kayıtçımız Çağatay var. Evet, Çağatay arkadaşımız, görüyorsunuz. Çağatay kardeşimiz Joker olarak nerede bir iş yoğunluğu olsa orada hemen Çağatay'ı görürüz. Çağatay genç yaşına rağmen bayağı bir aşama kaydetmiş bir kardeşimiz. Aynı zamanda okumaya da devam ediyor. Hem okul hem iş. Evet, Müce Başkan'a sonradan geleceğiz demiştik. Müce Başkan her şeyin yolunda gitmesi için bütün şartları zorluyor. Hiçbir aksilik olmaması için, işin sağlam ilerlemesi için her an, her dakika görüyorsunuz. Direktiflerini veriyor.
bir aksilik yaşanmaması için önceden büyük bir titizlikle davranıyor. Aksilik olursa da zaten en büyük çözümcü kendisi. İşte burada da stüdyo 3'e geldi. Hayır, stüdyo 4'e geldi. Mert kardeşimizle görüşüyor. Mert kardeşimiz de gördük. Evet, burada da kayıt stüdyolarımızı görüyoruz. Ares Medya'nın donanımlı cihazları zirveye yükseliyor kayıt anlamında. 5.1 stereo, çift kanal mix çeşitleriyle her türlü dublajı en iyi, en kalite dublajı yapma yolunda ilerliyor. Evet, Murat arkadaşımız bu sefer de direkt kendisini çekiyoruz kayıt alırken. Ve Okan kardeşimizi odasında göremedik ama burada mutfakta yemek yerken görüyoruz. Derken sultanların sultanı, mutfakların sultanı, her şeyin sultanı Mihri Sultan. Bir zamanların her derde deva Perihan ablası gibi, o da şirketimizin her derde deva Mihri Sultan ablamız, hanımefendimiz. Görüyorsunuz. Yine domateslerle en çok, son günlerde en çok yaptığı salatalar, rejim salataları, çoban salataları, farklı salata çeşitleriyle ve rahmetli andığımız Avni kardeşimiz, evet. Onun için şirketimiz çalışanlarına ve ses sanatçılarına o kadar kıymet veriyor ki, görüyorsunuz. Aramızdan ayrılsa da Avni'yi bir stüdyoda yaşatıyor. Bu stüdyoda da Serkan'ı görüyoruz. Evet, bir zamanların basketbol hakemi olduğuna kimse inanmıyor. Basketbol hakemlerin o giydiği dar pantolondan giydiğini düşünemiyoruz bile. Evet, Serkan kardeşimizi görüyorsunuz. O da çok tecrübeli, çok olgun bir insan. Bilgisayar uzmanlığı da var. Her türlü çözümü üretmek için tecrübesiyle ağırlığını koyan gerçekten deneyimli bir kardeşimiz, arkadaşımız Serkan Korkmaz. Evet, Serkan kardeşimizin de aldığı kayıtları görüyoruz. Evet, Ares Medya'mızın gelişen, yükselen değer Ares Medya'nın panosunu izledik ve Yunus, evet Yunus, o da her masada olanlardan. İşte bu sefer de mangal masasında barbekü mangal dediğiniz zaman parmaklarından çıkan lezzetli ızgaraları hazırlama konusu, ateşe şu anda harlamaya başlamış bile, birazdan köfte kokusu. Evet, şimdi geçiyoruz hemen bir üst kata, Ülkü Hanım'a geçiyoruz. Evet, o da muhasebede şirketin çalışanların evraklarını düzenlemek, bilgisayara, sisteme girmek onun uzmanlık alanı. O da şirketimizin kıymetli çalışanlarından biriydi. Evet, Okan'ı az önce mutfakta görmüştük. Odasında görmediğimiz için odasını çekelim diyoruz. Evet, Okan kardeşimin odası böyle güzel, 3. köprüyü gören odalardan biri. Ve geliyoruz en yakışıklı kardeşimiz Sergen'e. Evet, Sergen kardeşimiz de süt emen bizim mix odamızın yan tarafında çalışıyor. O da kralı büyük bir tabağı çok bilgili, var. Çok deneyimli bilgisayar Bukşir'in tehlikede olması evet. Ve motor üzerine adeta uzman olmuş durumda. Motor merakı, motora, çok yalan söyler. Arabadan çok masrafeden biri. Motora binmeyi ve motoru süslemeyi çok seviyor. İşte görüyorsunuz bilgisayarları da o biçim, havalı bilgisayarlarla çalışıyor. Kendisi de havasına hava katıyor bilgisayarların. Evet, Ares Medya'nın yenilenen ofisi de gerçekten muazzam ışıklandırmasıyla, şu an ışıklandırmayan masada gerçekten harika stüdyoları var. Evet. Taş attım.
Gitmeden önce tam giderken mangal partisi olduğunu hatırlıyoruz. Patronumuz çok çalıştınız, mangalı barbekü hak ettiniz deyip bizi 10.000 bakıma alma olayına giriştiği için Yunus yapardı bu işi ama Yunus dışarıda olduğu için mangal işi de bize düştü. Evet. Onlarca kişinin yiyeceği tavuk, köfte, çocuk pişirme işi bize düştü. Biz de bu işi köyde çok yapan biriz. Hemen işe koyulduk ve şu anda en son aşamadayız, sucuklardayız. Pişerken de tadına bakıyoruz. Olmuş mu olmamış mı diye, çünkü olmazsa ikram etmeyeceğiz. Evet, geliyoruz masalara. Evet, az önce pişirdik. Köfteleri, tavukları yemeye başlamışlar bile arkadaşlar, görüyorsunuz. Uğur işte az önce bahsetmiştik. Yemeği şu anda diye. Evet, patron çıldırdı gerçekten. Bayram sürprizi yaptı çalışanlarına. Güzel bir mangal partisinde yedirdi, içirdi, eğlendirdi. Kişilerin hakkını çok iyi veren bir insan, kendisine teşekkür ediyoruz buradan. Evet, tam kendisinden bahsederken görüntülü aramaya geçmiş. Görüntülü aramada bile işte görüyorsunuz, çalışanlarını düşünüyor, görüntülü arayıp tek tek bayramlarını kutluyor. Kendisini sevgiyle saygıyla anıyor Zender Hanım'a. Evet, biz tekrar masaya dönüyoruz. Masada evet görüyorsunuz, İsmail Başkan var, Nermin arkadaşımız var, Mihra Hanım eğleniyor, gülüyor, Allah neşesini eksik etmesin diyoruz. Ahmet kardeşimiz var, Ahmet'i görüyorsunuz hemen karşıda. Hemen yanında da Murat Bey var. Evet derken Abbas ve Ezgi'nin Arjantin salsa danslarıyla etkinliği başlattıklarını, coşkuyu, dans şovu başlattıklarını görüyoruz. Flamengo mu yapıyorlar Arjantin derken, bu arada Diyarbakırlı arkadaşımız geliyor. Espri yapıyoruz tabii Diyarbakırlı derken. Evet. Derken bir anda Arjantin'den halaya dönüyoruz. Evet, az önce Diyarbakır dedik, halaya döndü olay. Hemen bir planlama yapıyorlar ne yapacaklarına dair. Abbas karşıya geçtiler. Abbas karşıya geçti. Ezgi bu arada hiç durmuyor görüyorsunuz. Trakyalılar sadece roman oynamadığını, Ezgi adeta bir Hindistanlı gibi dans etmeden duramayan, çünkü Hindistan'da yaşamış kendisi uzun yıllar. Evet, halay ekibi de kurulmuş bu arada. Evet, İsmail baba sürpriz yaptı. Evet. Bir anda oradan çıktı. Tombaladan çıkar gibi çıktı adeta. Herkesi şaşırttı, güldürdü. Bu performans ondan kimse beklemiyordu. Evet, hemen halay ekibi organizasyonu yaptı. Biz şu anda müzik veremiyoruz ama oraya bir müzik ekleriz. Evet, görüyorsunuz. Şemmame mi? Bir garip bir dans, garip bir halay çekiyorlar. Derken karşıdan Ezgi'nin öndeki halay grubuna doğru hareketlendiğini görüyoruz. Neler neler yapıyor Ezgi, görüyorsunuz. Hiç durmuyor derken Diyarbakırlı da halay ekibini arada adeta belini kırarak halay ekibini coşturuyor. Halay ekibi hareketlendi, Ezgi'ye doğru gelmeye başladı. Çağatay ve İsmail Başkan hemen yanlarında ve halay başlamış oluyor. Evet, halaya Ezgi de katıldı sonunda. Halay tamamlandı derken Diyarbakırlı şovuna devam ediyor. Adeta bir davulcu şovu yapar gibi yapıyor. Evet. Eğlence